masal anlat baba içinde bütün oyunlarım kurtla kuzu olsun şekerle bal. Baba bir masal anlat bana içinde denizle balıklar yağmurla kar olsun güneşle ay. Anlatırken tut elimi uykuya dalıp gitsem bile bırakıp gitme sakın beni. Anlatırken tut elimi uykuya dalıp gitsem bile bırakıp gitme sakın beni. Bana bir masal anlat baba içinde tüm sevdiklerim içinde İstanbul olsun. Baba içinde bütün oyunlarım kurtla kuzu olsun şekerle bal. Baba bir masal anlat bana içinde denizle balıklar yağmurla kar olsun güneşle ay. Beni Fikret. At şu silahı. Bizi bizden öleceksin. Celal ver şunu. Bırak gideyim. Aldılar onu benden. Alacaklar. Kızımı bir daha göremeyeceğim. Celal aptal olma. Birkaç yıl sabret. Bırak diyorum Fikret. Celal kızını düşün. Ona asıl kötülük bu. Anlamıyor musun? Bu. Sakın yapma Celal. Sakın. Kızın için yapma Celal. Kızın için. Hadi. Peki. Sakın ateş etmeyin. Ne olur. Abim geliyor. Silahsız geliyor. Ne olur ateş etmeyin. Tamam. Tamam. Teslim oluyorum. Ateş etmeyin. Teslim oluyorum. Perişan oldu çocuk. Gene iyi dayandı. Hemen yatağına yatır. Gelsene iki dakika. Geç oldu. Gel dedik işte. Ne geceydi ama. Sus sus. Ömrümün iki yılı daha gitti. Çay mı kahve mi? Vallahi bu saatten sonra hiç fark etmez. Diyorum sana. Ailedeki tek manyak ben değilim. Of. Baba. Yapma baba. Teslim ol baba. Baba.
Seni öldürürler. Yok Seydin. Yok kızım, yok. Geçti hepsi. Geçti, tamam. Umudu kesmiştim konuşmandan kız. Bu haline alışmaya bile başlamıştım. Gel. Bırak da uyusun. Vay be. Ne geceydi. Vallahi ne geceydi. Abime ne olur? Bilmem, bizim avukata sorarız. Abimi seviyorum. Ne? Abimi seviyorum. Evet, seviyorsun. Hayatımız kavga ile geçti ama onu hep sevdim. En sevmediğim zaman bile. Ne bileyim işte. Teslim olmaya giderken içim yandı. Abiler hep böyledir. Hem kızarsın hem seversin. Aslında güzel değil mi? Arkanda birinin olması. Hadi sen de yat uyu. Geberiyorsun. Hayalet gibisin. Sen de. Dursana. Ne oldu? Bu işlerde pek iyi değilimdir. Adam gibi teşekkür etmeyi falan bilmem pek. Sağ ol. Bırak bunları şimdi. Gerçekten yani sağ ol. Abim için yaptıkların, zeytin için, benim için. Yanımızda olduğun için sağ ol. Sağ ol. Fikret, nerede kaldın oğlum? Neredeydin oğlum? Neredeyse sabah olacak. Ben beklemeyin demiştim baba. Hiç iyi görünmüyorsun oğlum. Bir şey yok anne, bir şey yok. Merak edecek bir şey yok. Anlasana Fikret, gördün mü Celal'i? Baba sabah konuşalım ha. Hadi yatın. Çok geç oldu, hadi. Sabire gördün mü? Ayakları bacakları çamur içindeydi. Durumunu hiç iyi görmüyorum Yusuf. Nereden öğrendiler? Sizi mi takip ettiler? Hayır, peşimizde kimse yok. Celal, çık ortaya. Karışma. Celal, kendine gel. Vazgeç, anlamıyor musun? Bitti Celal, bitti. Çık diyorum sana. Çık Celal. Seni vuracaklar baba. Teslim ol baba. Kızım konuşuyor. Kızım konuşuyor. Gece seni çok bekledim baba. Biliyorum kızım, biliyorum. Kanepede uyuyakaldı yavrum. Hadi sen de otur Fikret. Servise geç kalacaksın. Sana bir şey söyleyeceğim, çok şaşıracaksın. Zeytin artık konuşuyor. Konuşuyor mu? Evet, konuşuyor. Peki nasıl oldu böyle birdenbire baba? Kim bilir, oluyor böyle şeyler. Sahi mi? Çok sevindim. İyi neyse. Darısı babamın başına. Belki sırası değil ya Fikret. O adam gene aradı. Hangi adam? Hani şu lokantacı. Babamın borç taktı. Ha şu. Verin paramı, alın nüfus kağıdını diye. Yoksa babamı polise verecekmiş. Benim kimseye borcum yoktur. Heh. Ben babamdan bahsediyorum.
Sen Allah. Kendi üzerine niye alınıyorsun? Baba, sen bugün benimle gelsene. Nereye? Gel işte. Seni de bırakayım iskeleye. Ha, iskele. Olur olur, ha. Peki. Baba. Ha. Artık bu işi iyice bir konuşmamızın zamanı geldi. Bunu. Nasıl? Beğendin mi yeni numaramı? İnsanın dahi bir halası olması harika bir şey değil mi? Şipşak hazır olur ekmekler. Babanı düşünüyorsun ha? Benim de aklım onda. Ama dur bakalım. Belki de yakında görmemize izin verirler. Sen hiçbir şeyi takma kafana. Artık her şey düzelecek, görürsün. Şu avukat... Zeytin. Susmasana, bir şey söyle. Sabahtan beri tek kelime etmedin. Hep ben konuşuyorum. Yoksa... Zeytin. Susma diyorum, bir şey söyle. Bir şey söyle kızım. Ne olursa olsun. Söyle hadi. Ekmekler yanıyor. Eyvah. Alacağın olsun senin. Gene konuşmayacaksın diye ödüm patladı. Ah, elim de yandı. Hepsi kömür gibi oldu. Kömür gibi olmuş. Laf. Halanı düşüneceğini ekmekleri düşünüyorsun ya. Borcunu kapatıp alacağım nüfus kağıdını geri ama mesele o değil. Dedemin yaptığı numarayı hazmedemiyorum. Ya resmen enayi yerine koyuyor bizi. Bilmiyorum Fikret. Bazen bağda numara gibi geliyor. Lakin bazen de sahici gibi. Belki de aklı bir gidip bir geliyor. Bir gidip bir geliyor. Bizim tekne gibi. Bir düzeliği bir bozuluyor. Bir düzeliği bir bozuluyor. Yok yok. Bence kesin numara yapıyor. Bir şey yok. Olabilir. Yapar. Şu kadın meselesini kapatmak için. Hesap sormayalım diye. Aynen öyle. Ama artık yetti. Bu komediye bir son vermek lazım. Tamam da nasıl Fikret? Anlatacağım. Evet çocuklar. Sonat tek ya da iki enstrüman için yazılmış olabilir. Yani piyano sonatı olabileceği gibi keman, keman ve piyano sonatı da olabilir. Aklıma gelmişken geçen cuma AKM'ye gelmemekle çok şey kaçırdınız. Yapmayın çocuklar. Muazzam bir yaylı grup izledik. Olağanüstü çalıyorlardı. Ailem bu işi örgütleyebilmek için çok uğraştı. Hepinize tek tek söylemiş. Tahtaya bile yazmış. Ne zaman yazmış? Bizim bir şeyden haberimiz yok. Evet. Bırakın bu bahaneleri çocuklar. Sırf pop ve rock dinlemekle olmaz. Zevklerinizi geliştirmelisiniz. Klasik müzik dinlemeyi de öğrenmelisiniz. Öyle değil mi Alim? Bu müzik ziyafetinin tadını sadece ikimiz çıkardık. Alim'le ben. Bir dahaki seferi hepinizi orada görmek istiyorum. Alim, arkadaşlarına konseri biraz anlatır mısın? Hiç değilse neler kaçırdıklarını bilsinler. Alim? Anlat hadi Ali. Nasıldı konser? İzlenimlerini bekliyoruz Alim. İzlenimlerim? Konser çok iyiydi. Yani iyiydi yani. Ne zaman görürüz babamı? Dur bakalım, acele etme. Söyle işte, ne zaman gideriz? Bilmiyorum. Fikret amcaya sorsan? İyi tamam, sorarım. Zaten onun da bizden başka sıkıntısı yok. Yavaş ol, canımı acıttın. Hem ben saçımı öyle istemiyorum. O takayı değil, şunu taksana. Hayır, şu çiçeklisini. Kızım bir dakika sus be. 3 yılın acısını bir günde çıkarman şart mı? Kafam kazan gibi oldu. Herhalde madam kira için geldi. En iyisi sen bak. Bu çeneyle benden daha iyi atlatırsın kadını. Kimse yok mu? Öf. Gene derdi ne bunların? Rahatsız ettik. Abimi soracaksanız geç kaldınız. Teslim oldu. Bu konu başka. Biz karakoldan geliyoruz. Tespit için. Ne tespiti? Savcılıktan bir yazı aldık. Aleyhinize bir velayet davası açılmış. Girebilir miyiz? Buyurun. Çocuk bu mu? Evet o. Tamam mı? Tespit ettiniz mi? Hayır, öylesi değil. Çocuğun hangi şartlarda yaşadığını, evin durumunu falan bir tutanakla bildireceğiz. Buyurun, işinize bakın. Teklif mi var? Akraba sayılırız artık. Efendim? Son zamanlarda polissiz günümüz geçmiyor da. Çiğdem sensin demek.
Okula gitmiyor musun? Bugün biraz rahatsız. Siz ne işle uğraşıyorsunuz Elif Hanım? Ben sanatçı yazın. Bu gördüğünüz değerli mücevherleri yapıp satarım. Eşiniz için bir takı ister misiniz? Sözünüz ya da kız arkadaşınız için de olabilir. İndirim yaparım. Burada kiracısınız herhalde. Niye? Ben de ev sahibi tipi yok mu? Aslında burada geçici olarak kalıyoruz. Ne kadar kira ödüyorsunuz? Vallahi aydan aya değişiyor. Yani şartlara bağlı. Kalorifer yok mu? Yerden ısıtmalı diye yazın. Aşağıdakilerin koca bir çini sobası var. Yaktılar mı bizim evde ısınır. Hem artık bahar geldi. Gömme banyomuz da var ama biraz derine gömmüşler, göremezsiniz. Elif Hanım, lütfen biraz ciddi olun. Bu tutanak mahkemeye delil olarak sunulacak. Sanırım bu kadarı yeter. Bari ne yazdığınızı söyleyin. Yani olumlu mu, olumsuz mu? İyi günler. İyi günler. Amma da ciddiye alıyorlar işlerini ha. Haberimiz olsaydı hiç olmazsa ortalığı toplardık. Ne olacak şimdi? Ne bileyim. Beni büyük babama verirler mi? Ortalığı toplamadık diye mi? Saçmalama. Ama bizim evimiz güzel. Ya ne demezsin. Hakim böyle bir yerde oturduğumuzu öğrenince belki acıyıp beni bile büyük babana verebilir. Bırak çocukluğu Şule. Aç lütfen şu kapıyı. Niye? Çok özledim seni. İki dakika gireyim. Konuşmak istiyorum. Oradan konuş. Zaten konuşacak ne kaldı? Şule, kabul et işte. İkimiz de hatalıydık. Ben her şeyi unutmaya hazırım. Ben değilim. Tamam, bütün suç bende. Özür diliyorum. Her şey senin istediğin gibi olacak. Bence de öyle olacak. Git artık Burhan. Şule, çok pişmanım. Geç kaldın. Güle güle. Vallahi benim kötü bir niyetim yoktu. Nasıl olsa kimse gelmeyecekti konsere. Nereden biliyorsun? Haberim olsaydı ben giderdim. Bırak artık kıvırmayı halim. Rezil oldun. Aklın başına geldi mi biraz? Ne tarafı hocam? Niçin sordun? Sizinle durağa kadar gelmemi ister misiniz? Çok incesin ama Vedat Bey beni eve kadar bırakacak. İyi hafta sonları halim. Fena ekildin Halim. Bir tarafta Halim, bir tarafta Türkçe hocası. Rekabet çetin. Ne rekabeti? Biri kendi kendine bir hallere giriyor. Yani kendi filmimiz diye söylemiyorum ama fena olmadı değil mi şef? Evet çocuklar, müthiş bir iş çıkardınız. Harika, süper. Ya bizi şımartıyorsunuz şef. Aa, ne demek? Ne demek? Sizin heykelinizi iki telliye dikmek lazım. Siz haberciliğimizin medarı iftarısınız. Sana şef ya sağ ol. Sen ne düşünüyorsun? İdare eder herhalde. Hayır onu sormadım. Canın neye sıkılıyor yine? Biliyorsun. Efendim biz Kanal 24 ekranından geliyoruz. Ailenizin ekranından babanıza bir mesaj göndermek ister miydiniz acaba? Çek şunu. Artık eminim. Neden eminsin? Sana gülmek çok yakışıyor. Öyle mi? Sana da morarmış göz çok yakışıyor. Öyle mi Zeyna? Öbürünü de morartmak ister miydin? Farkındasın değil mi? Neyin? Bir şeyler oluyor. Ben epeydir farkındayım. Sen hissetmiyor musun? Hissetmiyor musun bakayım lan? Benden hoşlanmıyor. Sınıfta da dalga geçti zaten. Tipimi beğenmiyor. Ağzımdaki tellerden herhalde. Şimdi bir de Vedat Bey çıktı başımıza. Ama havlu atmayacağım. Meydanı ona bırakmayacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Şimdiki gençler çok azimli maşallah. Nihat, bir buz ye. Ne haber Nihat? Nesi var bunun gene? Bir şeyi yok. Normal. Her gün öğlen akşam nöbete geliyor. Nihat? Vukuat var mı asker? Allah! Git başıma Mefko ben. Gideceğim. Git.
Babacığım ama senden bir ricam var. Bu gece saat 9 civarında bize bir telefon ediver. Niye? Et işte. Dedemle ilgili bir şey. Peki arayacağım da ben sana ne diyeceğim? Hiç. Hiç konuşman gerekmiyor. Sen beni dinle yeter. İyi. Tamam. Allah Fiko. Dur oğlum dur. Ya nereye lan? Koyulma beni ya. Görmüyor musun? Bak. Neyi? Şu herif devamlı Emel'in yanında. Ha o yabancı değil ya. Önder Somer. Ah. Tabii. Filmin ikinci adamı. Hangi filmin? Senin Jön olduğun filmin. Aa. Edison'un işi büsbütün zorlaştı desene. Ortaya bir de rakip çıktı. Fiko git başımdan Allah seversen. Ben de salak salak dinliyorum. Hadi. Hadi ben. Şşş. Ulan. Ha, ne? Akşam telefon etmeyi unutma sakın ha. İyi. Ne haber Veysel? Hoş geldin Fikret abi. Seni bir abi bekliyor. Kimmiş? Bilmem adını demedim. Yabancı değil Fikret abi. Buran abi gelmiş. Şuradaki masada. Neler geçti aranızda? Aslında bir geçimsizliğimiz yok. Ne zorluklara birlikte katlandık. Bir tek bebek konusunda farklı düşünüyorduk hepsi bu. Nasıl farklı yani? Çocuk istemediğimi biliyordu. Ben ilk karımla durmadan kavga ederdik. Sabah akşam hırgür. Daha o zamandan kararımı vermiştim. Bu dünyaya bir de çocuk getirip ona da acı çektirmenin alemi yok dedim. Yemin ettim. Tam anlayamadım. Ne oldu yani? Şule hamileliğini gizledi mi senden? Hayır. Söyledi söylemesine. Ben de çaresine bakalım dedim. Yani çocuğu istemediğimi söyledim. Küplere bindi. Halbuki biliyordu. Ben senin gibi değilim Fikret. Sen tek başına 3 çocuğun sorumluluğunu taşıyorsun. Ben o kadar güçlü değilim. Hiç olamadım. Şule de çocuk konusundaki takıntımı biliyordu. Bu saatten sonra bunları konuşmak anlamsız Burhan. Çocuğunuz akşama sabaha doğacak. Artık yapacak bir şey yok ki. Tamam, onu biliyorum. Hatamı anladım. Şule'yi üzdüğüm için çok pişmanım. Şule çocuğu istiyorsa ben de istiyorum. Bu bizim mutluluğumuz için son şans. Öyle desene işte ya. Git konuş o zaman Şule'yle. Bana söylediklerini ona da söyle. Kaç defa denedim. Zaten İstanbul'a da onunla konuşmak için geldim. Beni dinlemiyor bile. Her şey bitti diyor. Ayrılmayı kafasına koymuş. Ne kadar inatçı olduğunu bilirsin. Lütfen bana yardım et. Ben mi? Evet. Bir de sen konuş onunla. Lütfen. Yavrumuzu onunla birlikte büyütmek istiyorum. Şule'yi mutlu etmek için daha çok gayret edeceğim. Anlat bunları. Belki seni dinler. Ancak sen ikna edebilirsin onu. İyi günler. İyi günler baba. Şu şekerleri ver. Elif abla geldi. Gelir tabii. Fikret abinin kaderi bu. Biri gider öbürü gelir. Bir saniye bile boş kalmaması lazım. Ne kadar samimi görünüyorlar. Öldüm ben. Bitti bu iş. Kızı kaçırdım elimden. Eşeğin teki. Ben adam olmam. Benim halim ne olacak Betiko? Ha? Ne olacak abi benim halim? Dede hücuma geçti. Abi bizim kale zaten delik deşik. Geçsin anasını satayım. Babama gidecek miyiz? Kızım bilmem ki seni içeri alırlar mı? Yarın bir gidip müdürle konuşalım bari. Hmm. Baba. Bugün bizim avukatla konuştum. Hangi hususta? Dedem hakkında. Vaziyeti malum. Doktorun dediklerini de biliyorsun. Akli melekelerini iyice kaybediyor. Günden güne kötüleşiyor zavallı. Etme Fikret, yanında konuşmayalım bari. Fark etmez ki baba. Nasıl olsa anlamıyor konuştuklarımızı. Hadi yemeğinizi yiyin çocuklar. Ne konuştun avukatla? Dedemin bütün yaptıklarını anlattım. O şeyi de hani Beykoz'daki lokantaya 10 milyon takmış ya. Hiç hatırlamıyor dedim. Kimliğini de orada bırakmış. Parayı ödeyip zar zor geri aldım dedim. Avukat ne dedi peki? Vaziyet ciddi dedi. Ona bir vasi tayin etmek lazım dedi. Vasi dedi o ha? Evet. Biri ona göz kulak olmazsa başını daha büyük dertlere sokabilirmiş. Sokar ya maazallah.
Hazır nüfus cüzdanı da sizdeymiş madem, hemen davayı açalım dedi avukat. Biz bir koşu gittik adliyeye, dilekçemizi verdik. Dedemin vesayetini sen alacaksın. Hayırlısı. Siz neden bahsediyorsunuz? Boş ver bey amca, ye yemeğini sen. Beyefendi siz bize bakmayın, zaten tanışmıyoruz. Yemeyelim. Peki vesayetini alacağım da ne edeceğim? Bundan sonra onun her şeyinden sen sorumlu olacaksın. Tabii emekli maaşını sen alacaksın. Harçlığını sen vereceksin. Nereye giderse senden izin alacak. Ha ne yapıp yapmayacağına da sen karar vereceksin. Doğrusu da budur. Ben de terk etsem bu ülkeyi. Güney Amerika'ya gitsem. Hindistan'a gitsem. Nepal'e. Kardeşim bulsam. Kaçırsa. Ya da Sermet'e aramızı yapsın diye yalvarsam. Fiko öyle demişti. Fiko. Eyvah. Fiko. Selam. Ara demiştin, arıyorum. Unutmadım bak, gördün mü? Oo, ne var ne yok Hatçı hala. Ne alemdesiniz? Ne ağlısı be oğlum? Ne dümenler çeviriyorsun sen orada? Kim? Vah vah. Ben pek tanımazdım ama Allah rahmet eylesin. Bir vefat mı vardır Fikret? Evet baba. Hacı Tahsin amca diye biri sizlere ömür. Sen tanıyor musun onu? Tanımam mı? Yansu. Hala iyi duyamadım. Ne dedin? Bu Hacı Tahsin Trabzon'un içine otururdu. Bize uzaktan akraba olur derler diye bilmem artık. Baba asıl var mı bunun? Bendeki de akıl. Nasıl hatırlayacaksın? Bazen beni bile tanımaysın. Yani orayı dedeme mi bırakmış? Kaç dönüm dedin? Hacı Tahsin amca dedeme koca bir arsa bırakmış baba. Su içinde birkaç milyar edermiş. Uy sen ne diyorsun? Zengin oldun dede, zengin oldun. Yok Hatice hala. Dedem gelemez. Gelse bile tapuyu alamaz. Ya biliyorsun aklı pek yerinde değil. Hem gelmesine lüzum yok. Babam gelse yeter. Onu dedeme vasi tayin ettiriyoruz. Tabii. Mirası doğrudan doğruya babam alabilir. Zaten dedemin varını yoğunu babam idare edecek bundan sonra. Yetti artık he. Yetti be. Yetti. Ver şunu bana. Alo Hatça. Dinle beni. Benim aklımda fikrimde yerimde. İftira ediyle. Uyduruyla. Ben ilk otobüsle derhal geleyim. Benim mülküme kimse dokunmasın, fena yaparım. Anladın beni Hatça. Yakup dede. Ben Nihat. Galiba başın dertte. He? Fiko'nun oyununa geldin Yakup dede. Demek bize hep numara yaptın dede. Vallahi ben bile inanmıştım dede. Lakin Fikret'in numarası senin içini bastırdı baba. Ben kimin torunuyum? Boynuz kulağı geçer. Allah iyiliğini versin Fikret. Hiç güleceğim yoktu. Ne oldu baba? Bindi mi yuttun ben? Hadi bakalım. Bu sana ders olsun. Sağ ol Nihat. Sayende çıktı dedemin foyası. Ne? Fikret. Bırak Emel'i Nihat. Şimdi seni dinleyemem. Dedem bir tuhaflaştı. Hadi hoşça kal. Dede, iyi misin? Neyin var? Bir de sorayım. Yalan cümle. Utanmıyor musun dedene böyle oynatmaya ha? Seni de alacağın olsun Yusuf. Hayırsızlar. Al. Al bakalım nüfus kağıdını dede. Ama bundan sonra daha dikkatli ol. Tamam. Aklın varsa Mevbarat Hanım gibilerden de uzak dur buradan böyle. Bu gene Nihat herhalde. Alo. Anne.
Ne oldu anne? Baba, annemin sancısı tutmuş. Sancılar sıklaşıyor galiba Fikret, acele et. Daha hızlı gidemez misin baba? Gidiyoruz bir oğlum, gidiyoruz ya işte. Ulan ne talih, hep de beni bulur. Burhan'a nasıl haber vereceğiz Şule? Ah, hayır, hayır, hayır. Burhan'a haber verme, şeytan görsün yüzünü. Bana Burhan'dan bahsettin. Daha kötü oluyorum. Tamam peki, sık dışını. Birazdan hastanede oluruz. Heh, bir bu eksik. Trafiğe bak. Allah kahretsin. Sıkıştık kaldık burada. Hay Allah. Anne. Bir şeyler yap Fikret. Daha fazla dayanamayacağım. Ay Fikret. Eyvah, geliyor galiba. Yandık baba. Sen bu işlerden anlar mısın? Ağzını ayrı aç. Zaten yapmadığın bir ebelik kalmıştı. Tamam anne. Tamam çocuk. Tamam. Tamam, şimdi geliyoruz. Şimdi ha. Şimdi. Memur Bey, içeride doğum yapmak üzere olan bir hanım var. Lütfen bize yardımcı olur musunuz? Hastaneye yetişelim. Anladım. Merak etmeyin, biz yetişiyoruz. Sağ olun. Eskortla gidiyorsun şöyle. Sana da böylesi yakışır zaten. Merak etme, ben yanındayım. Lütfen dışarıda bekle. Geçin şöyle. Gelir misiniz beyefendi? Ben mi? Hı hı. Şule? Telaşlanmayın. Sancının nedenini anlayacağız. Sancının nedenini mi? Bu doğum sancısı doktor bey. Nesini anlayacaksınız? Hayır hayır, yanlış alarm. Doğuma henüz vakit var. Yine de eşinizin bu gece hastanede kalması lazım. Tehlikeli bir durum mu var? Sanmıyorum. Ama ancak bazı testlerden sonra bundan emin olabiliriz. Bu kaçıncı çocuğunuz? Dördüncü. Bu belgeleri imzalamanız gerekiyor. Şuraya eşinizin adını yazın, buraya da kendi adınızı. Bir dakika, ben onun eşi değilim. Az önce eşiyim dediniz. Ben demedim, siz dediniz. Biz evli değiliz. Öyle mi? Olabilir, özel yaşamınız bizi ilgilendirmez. Madem ki çocuğun babasısınız, imzalayın. Anlatamıyorum derdimi. Biz ayrıldık doktor bey. Tam da ayrılacak zamanı bulmuşsunuz yani. Hayır, ayrılalı çok oldu. Doktor bey, bu çocuğun babası ben değilim. Hep inkar ederler zaten. Doğru söylüyor, çocuğumun babası o değil. Değil mi? E kim o zaman? Tabii ki kocam. Kendisi yeniden evlendi. Öyle desenize, peki kocanız nerede şimdi? Bilmiyorum, umurumda da değil.
Ne sorumsuz erkekler var. İnsan böyle bir zamanda karısını yalnız bırakır mı? Bu kadıncağızın bakıma, ihtimama ihtiyacı var. Kocasının nerede olduğundan size ne doktor bey? Doğumu kocası mı yapacak? Usul böyle beyefendi. Kim sorumlu olacak? Bir terslik çıkarsa kime haber vereceğiz? Boşuna konuşmuyoruz herhalde değil mi? Bizim de bir bildiğimiz var. Şimdi benim de sancılarım tutacak. Ben imzalasam olur mu? Olur tabii. Hastayı siz getirdiniz. Ver. Madem imzalayacaktınız bize niye kök söktürüyorsunuz kardeşim? Baştan imzalasaydınız. Zaten işimiz başımızdan aşkın. Bir de böyle şeylerle uğraştırıyorsunuz bizi. İmzalamam da imzalamam. İmzalayın şunu gitsin efendim. Bak kardeşim baştan alalım. Ben imzalamam demedim. Siz kocasının imzalaması lazım dediniz. Ben kocası değilim. Ben eski kocasıyım. Bu çocuğun babası, bu hanımın şimdiki kocası. Son kocası. En son Fikret, koca. Yeter. İçime fenalık geldi. Bari sen sus. Doğuma daha vakit varmış çocuklar. Telaşlanmayın. Her ihtimale karşı annenizi bu gece hastanede tutuyorlar. Ben de yanında kalacağım. Ben kalsaydım Fikret. Sağ ol anne ama Şule beni istedi. Hadi Halim. Al kardeşinle babaanneni. Atlayın bir taksiye gidin eve. Hadi. Emel Hanım yok galiba. Öyle anlaşılıyor değil mi? Buyur girsene içeri. Ne duruyorsun kapıda canım? Gel. Yok ben rahatsız etmeyeyim. Emel Hanım yoksa hiç girmeyeyim. Yani yanlış anlamayın. Bir kredi meselesi vardı da akıl danışacaktım ona. Bana bak. Sen içki mi içtin? Yok. Ha. Yani biraz. Ha. Gel hadi gel. Sana bir kahve yapayım ayılırsın. Gel hadi. Gireyim gel. Bari. Şule, iyi misin? İyiyim. Benden kurtulamayacaksın. Kurtulamayacağım. Evlenip gittiğime sevinmiştin galiba ama... ...kabak dönüp dolaşıp senin başına patladı. Saçmalama. Ben alışayım böyle şeylere. Hem bunlar ne ki? Alemin doğumunu unuttun mu? Gecenin üçü, kar, tipi... Üstelik sıkı yönetim zavallı. Unutur muyum? Beni sırtına alıp düşmüştün yollara. O çip almasaydı bizi herhalde yollarda doğurmuştum. İlk defa bir doğumda neredeyse senin kadar sancı çektim. Belimin ağrısından günlerce kıvrandım. Burhan bana geldi bugün. Sana mı geldi? Seni ne diye karıştırıyor bu işi? Çaresizdi. Ne yapacağını bilememiş. Çok da pişman görünüyor. Sana anlattı mı? Hı-hı. Anlattı. Bebek konusunda anlaşamamışsınız. Ya ben ya da bebek dediğini de söyledi mi? Çüş. Öyle dedi. Ben de bebeği seçtim. İyi yapmışsın kız. Ama hatasını anlamış. Ona bir şans daha versen. Pişman ve seni seviyor. Sevmek her şeyi halletmiyor Fikret. Ben de seni deliler gibi seviyordum. Ama olmayınca olmuyor işte. Burhan'la anlaşmamız mümkün değil. Bu benim yavrum. Bu sefer iyi bir anne olacağım. Bana yardım eder misin? Sen Zeynep'e, Alim'e, Mine'ye de iyi bir anne oldun. Sana çok düşkünler. Demek istediğim... Sen hem annelik hem babalık ettin onlara. Bu bebek de benim şansım Fikret. Yapamadıklarımı yapmak için. Sahici bir anne olabilmek için. Ziyade olsun sütüne. Afiyet olsun yavrum. Hadi istersen kapat da bir falına bakayım nedense. Fal boş ver sütüneciğim.
Fal mal. Ben inanmam öyle şeylere. Nazlanma sana çocuğum. Hadi kapat, kapat şunu. Neyse halim, çıksın falim. Maşallah maşallah. Ne de güzel beceriyorsun canım. Ne demişler? Sen inanmam diyenden kork. Emel Hanım nerede acaba? Efendim? Emel Hanım diyorum, nerede acaba? Ha, Emel mi? Şeyde, bankadaki arkadaşlarıyla yemek yiyorlar. Bu saatte mi, sütlü ne? O fasıl hala devam ediyor mu? Hangi fasıl? İç. Yakında gelir mi sütlü ne? Vallahi zannederim geç gelecek. Arkadaşlarıyla eğleniyorlar. Bir tanesinin doğum günü müymüş ne? Hangisinin sütlü ne? Erkek arkadaşının mı? Ha, adı ne? Ben ne bilirim evladım. Aa. Hadi bakalım soğumuş mu? Soğumuş. Şimdi bakalım falda neler göreceğiz. Senin yüreğin kabarmış oğlum. Hiç sormaya süt ne? Bak sen hele. Bak. Ne oldu süt ne? Neler var? Neler görünüyor? Ay neler görünmüyor ki evladım? Bir tuhaf. Anlasanıza süt necim, çok merak ettim. Birisi var. Genç bir genç. Ha. Güzel mi güzel? Ha. Akıllı mı akıllı? Ha. Evet, başka süt necim. Vallahi senin gönlün onda. O da sana pek ilgisiz değil. Bak bu iyi. Meyli var. Hatta senden epeyce hoşlanıyor. Sahi mi süt ne? Daha doğrusu hoşlanıyormuş. Aranızda her ne geçtiyse onu pek kırmışsın. Yani durum süt necim artık hiç ümit yok mu? Yoo canım, o kadar da değil. Bak bak şunu görüyor musun Nihat? Bak ne? Yavrum. Bak süt şuraya bak. Bak şurada bir masada iki kişi. Aha. Oturup uzun uzun konuşmuşsunuz. Aha. Aranızdaki kırgınlık bitmiş. Ya. Bu iyi mi süt ne? Yok, o kadar da iyi değil. Bak şimdi bu sen, bu da o. Aranızdaki kara gölgeyi görüyor musun? Evet, birisi var aranızda. Biliyordum zaten süt ne. Ama o kadar da üzülme, be ferah bir falım var canım. Hayal nasıl söylesem? Süt necim. Sonunu söyleseniz, sonunu. Ha? Neyin sonunu yavrum, neyin? Yani bizim için mutlu bir son gözüküyor mu? Orada bak. Ne mutlu sonu canım, bu film değil ki, kahve falı. Hadi bakalım, hadi. Yakında bazı gelişmeler olacak. 3 zaman sonra. Hayırlı gelişmeler. Vallahi 3 hafta mı desem, 3 ay mı desem. Ama pek o kadar da hayırlı değil. Yani bazıları hayırlı da bazıları değil. Yani şunu yekününü söylesene süt necim. Yani sonuçta iyi mi olacak, kötü mü olacak? Vallahi fal insanı o kadar uzun göstermez ki yavrum. Hayatta ne zaman ne olacağı belli mi olur? Değil mi, bekleyip görmek lazım. Biraz sabret bakalım, değil mi? Bak yine söylüyorum. Doğuma kadar bizde kalabilirsin. Sahiden. Hayır hayır, sana zaten yeterince yükü oldum. Sen bilirsin. Bir şeye ihtiyacın olursa ara, tamam mı? Tamam. Hadi hoşça kal. Kendine çok dikkat et, tamam mı? Tamam Fikret. Sağ ol, merak etme. Ah! Saçını da tarayalım da baban seni güzel görsün. Resimler unutmayalım. Tamam. Senin alacağın olsun. Bunlar bana yaptıklarından çok daha güzel. Günaydın. Biz hazırız. Hadi hemen çıkalım o zaman. Ne bu halin? Gece pek iyi uyuyamadın galiba. Bu gece yatak yüzü görmedim ki. Şule birden sancılandı. Sabaha kadar onunla hastanedeydim. Doğum oldu mu yani? Hayır. Daha zaman varmış. Ama bu arada ben 9 doğurdum. Hadi. Bu iş bağımlılık yapıyor galiba. Hangi iş? Babalık işi. Alıştın mı bir daha bırakamıyorsun ha? Yürü hadi yürü, bırak ukalalığı.
Anlıyorum Fikret Bey, anlıyorum. Ama bu adam firar etti. Şu anda zaten şeydi... Neyse, ayrıca bugün görüş günü bile değil. Bize bir ayrıcalık yapın. Yapmalısınız. Bakın bu çocuk babasını çok merak ediyor. Tamam da... Müdür Bey, bu çok özel bir durum. Lütfen. 5 dakika görsek yeter. Sizin çocuğunuz var mı? Baba. Yavrum, canım kızım. Yavrum. Baba. Canım babacığım. Bu tarafa gelsene. Yok kızım, gelemem. Ben geleyim o zaman. Ben o tarafa geleyim. Hayır, ona da izin vermezler. Kızım bir tane. Fikret, Elif, kusura bakmayın. Çiğdem'i görünce dünyayı unuttum. İyi misin? İyiyim, sağ ol. İkiniz de orada olmasaydınız. Nasılsın Elif? İyi işte. Yaptığın resimleri göstersene babana. Oo, hepsi birbirinden güzel. Hepsini sana yaptım. Bana mı? Aslan kızım benim. Ama sana nasıl vereceğim resimleri? Kemal, resimleri sen al. Sonra Celal'e verirsin. Sağ ol Zeynel abi. Ne kadar da çok öyle. Aslında bir tane daha vardı ama... Onu müdüre verdi. Müdüre mi? Niye? Kızına götürsün diye. Bir çeşit rüşvet anlayacağım. Aslına bakarsan müdürü Zeytin ikna etti. Yoksa seni kolay kolay göremezdik. Burada ne kadar kalacaksın baba? Ne zaman dışarıya çıkacaksın? Yakında. Zaman dediğin nedir ki kızım? Geçer. O zaman hep birlikte olacağız. Hiç ayrılmayacağız. Çiğdem'im, her şey öyle güzel olacak ki. Göreceksin. Bekle. Sadece biraz bekle. Bizi hiçbir kuvvet ayıramayacak. Sen okuldayken bile gelip kapıda bekleyeceğim. Herkese bu kızın babası benim diye hava atacağım. Celal, kusura bakma ama 5 dakikayı çoktan geçirdik. Tamam, tamam. Bunların hepsini saklayacağım. Günün birinde ben çıkınca daha güzellerini de yapacaksın. Hepsini çerçeveletip evimizin duvarına asacağız. Diyeceğim ki bunları benim kızım yaptı diyeceğim. Benim kızım. Hoşça kal yavrum. Gitme baba. Hoşça kal. Baba. Güle güle baba. Gene geleceğim baba. Her hafta geleceğim seni görmeye. İyi günler. Ne oldu yine? Abinize çok üzüldüm. Niye? Cezası epey uzayacak. Benden duymuş olmayın ama İsmail Bey onun çocuğu kaçırmak istemesine çok kızdı. Davanın bir an önce sonuçlanmasını istiyor. Bunları bize niye söylüyorsunuz? Sizce niye söylüyorum? Açık diyeyim. Hiç şansınız yok. Hele bu son olanlardan sonra. Hepimize bir iyilik yapın. Çocuğu da mahkemelerde üzmeyin. Yani kendi rızamla onu büyük babasına vereyim. Sizce en doğrusu bu değil mi? Düşün. İyi günler. Doğru söylüyor. Hiç şansımız yok. Hala, ben gitmem dedeme. Merak etme, vermeyeceğim seni. Ne olursa olsun vermeyeceğim. Elif bak. Herif haklı. Burada kalırsak hiç şansımız yok. Abimin yapamadığını ben yapacağım. Elif bence yapma. Çoktan yapmalıydım. Tek düşündüğüm onu babasından nasıl ayıracağım. Gitme Elif. Gitme bence. Götürme onu. Mecburum. Büyük babası alacak. Elif. Hayır. Alamayacak. Hoşça kal. Thank you.
Kızılsın şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun, güneşle ay. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim, içinde İstanbul olsun.